Cumhurbaşkanının Vilnius'taki ikinci günü de yoğun temaslarla geçti. En çok dikkat çeken buluşması ise Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'teydi. İşte Litvanya'dan gelen yeni başlangıç mesajları. Zirvenin NATO'nun caydırıcılığını artırma yanında bizim açımızdan en önemli çıktısı gerek terörizmle mücadele, gerek Avrupa Birliği üyelik sürecimiz, gerekse ülkemize yönelik yaptırımların kaldırılması noktasında yeni başlangıçlara, kritik kararların alınmasına vesile olmasıdır. Sayın Başkan, sizi tekrar görmek güzel. İsveç'in üyeliğini onaylayarak tarihi bir adım attınız. Liderliğiniz için de teşekkür ederim. Erdoğan, Biden'la görüştü ilk günün akşamı. Stratejik mekanizma kapsamında sıranın artık devlet başkanları düzeyinde istişarelere geldiği kanaatindeyim. Ve bugün NATO marjında bu görüşmeyi bunun ilk adımı olarak görüyorum. Bundan önceki buluşmalarımız adeta sınma turları gibiydi. Çıkışta basın toplantısı olmadı. İki lider de birer mesaj attı buluşmayla ilgili. F-16'ların kongre yolculuğunu Washington değerlendirdi. So I think I will decline to speak for members of Congress. You're right. Kongre üyeleri adına konuşamam. Türkiye'ye F-16 satışını destekliyoruz. Bakan Blinken bu konuyu Senatör Menendez'in de aralarında olduğu kongre üyeleriyle görüştü. FETÖ ve YPG ilk kez NATO belgesinde yer aldı. Erdoğan daha sonra eşi Emine Erdoğan'la akşam yemeğine katıldı. Zirvenin ikinci günü de tempolu başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna zirvesinde İstanbul'da ağırladığı Zelenskiy ile yine yan yanaydı. Tüm müttefikler savaş devam ederken Ukrayna'nın tam üye olamayacağı konusunda hemfikir. Ukrayna istediğini alamadı zirveden ancak Zelenskiy hayal kırıklığını belli etmemeye çalıştı. About F-16, it's also to me, you address me, question or to you. No, answer please. Erdoğan toplantıların arasına yine önemli temaslar sığdırdı. Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, İspanya Başbakanı Sanchez ve istifasını sunan Hollanda Başbakanı Rutte ile de görüştü. Ama günün en kritik ikili zirvesi Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'teydi. İletişim Başkanlığı iki ülkenin çoklu iletişim kanallarını harekete geçirme konusunda mutabakata vardığını duyurdu. Bir sonraki görüşme sonbaharda Selanik'te olacak. Görünen o ki bu kez Ege'deki tansiyon yerine komşuyla ilişkilerin yakınlığı artacak. Biz bugün Mitsotakis'te görüşme yaptık. Bizim düşman kazanmak gibi bir derdimiz yok. Erdoğan'ın hedefi düşmanları artırmak değil, dostları artırmaktır.